normalde bu konularda konuşmayı sevmez, yayınlara da bağlanmaz. Niye çıkmıştı, niye konuşmuştu onu hatırlatalım. Şule ile Vitrindekiler programında Gülben Ergen'in Osman Yağmurdar ile ellerimde avuçlarımda işte ona bakarken öldü gibi açıklamalarından sonra ağlamıştı. Evet. Esin abla da yok öyle bir şey, yalan söylüyor demişti. Ben başında kuran okuyordum dedi. Kadir İnanır'a gelmiştik. Ne diyor Sajda? Siz dost konusunda bir dakika dediniz Sajda abi. Bakın. Benim kimliseyle, ben kimsenin avukatı falan değilim. Hanımefendinin avukatı da altın birimir. Bir kere burada bunda bir kere mutabakat sağlayalım. Oradan sonrasını görüşlerimi söylerim. Size öyle mi diyorlar? Ben kimseyi ne savunurum ne yererim. Bu iddia Esin Hanım'ı bağlar. Evet. Benim aklımın ermediği ya mantığımın kabul etmediği bir nokta var. Buyurun. O noktayı insanlar atlıyor ve sadece son konuşulanda kalıyorlar. Bu hanımefendiyle, yani Gülben Hanım'la, ben hayatı ömrümde bir defa Caddebostan Maxim'de çalıştım. Onun dışında hiçbir çalışmamız olmadı. Ancak Marziye zannediyorum ki Caddebostan Maxim çalışmasından sonraki bir hadisedir. Olabilir zamanında. Olabilir. Marziye dizisinde ona ön ayak olan Canan Yaka'yla Kadir İnanır'ın geçmişte büyük bir beraberlik yaşadığını bu memlekette Ümmet-i Muhammed biliyor. Evet, doğru. Esin Hanım'ın iddiasına göre, bakın yalandır. Esin Hanım'ı herhangi bir şekilde itham etmiyorum. Bu iddia kendisini bağlar. Tabii. Bu iddia eğer şayet doğru ise. Evime geldiler diyor. Bakın, Kadir evine gelmesini konuşmuyoruz. Kadir İnanır'la beraberliği iddiası doğru ise. Evet. Ama hayır, onu örnek öyle gösteriyor. Tamam. Sevgiliydiler, evime geldiler diyor bizim bu iddia programda. Şahsını bağlar. Yani evet. Sevgililik iddiası. Tamam. Evet. Canan Yaka'nın bu kadar beraber olduğu bir adamla, yine Canan Yaka'nın önayak olduğu iddia edilen oradaki rolün alınmasında da büyük Nazım rol oynamışsa Canan Yaka. Ve bu Gülben Ergen de Canan Yaka'nın yıllardır beraber olduğu Kadir İnanır'dan beraber olmuş ise. Eyvah eyvah. Nasıl olur da Canan Yaka yıllarca Gülben Ergen'in orada çalışsın, burada çalışsın, buraya soksun diye önüne gelene baskı yaptığı, nasıl olabilir böyle şu bir şey? Şu an araları niye bozduk? Bir dakika. Önce bu sorunun cevabını duymamış veriyoruz. Olabilir. Ben söylemiyorum. Nasıl yani? Canan Yaka duymayacak. Belki de duymamış. Canan Yaka duymayacak. Büyük inkar vardır. Ya inkar da etsen, efendim gidip de Kız Kulesi'ne de saklansan, yerin 7 kat altına da girsen, Canan Yaka bunların hepsini çözer, bulacak kapasiteni. Duysan bile yanına bir dakika, yanaşmaz. Şimdi bir dakika, bir şey. İmkan var mı böyle bir şeye? Canan Yaka ile ben Gülben Ergen'in Taksim'deki Büyük Maksim'de çalışıp çalışmaması konusunda birbirimize girdik. Birbirimize girdik diyorum. Sen istemiyordun, o ben istemiyordum, evet. Aha. Ben istemiyordum. O ısrarla iddia ediyordu orada çalışacağını. Rahmetli babama kadar hadiseler intikal etti. Ben bütün ağırlığımı koydum ve hiç unutmuyorum. Ya, Allah uzun ömür versin, yaşıyor. Gülben Ergen'in yerine Nazan Şoray'ı çıkarttım. Peki sen şimdi şunu mu diyorsun? Şimdi Kadir İnanır'la bir birlikteliği yok muydu diyorsun? Ben yoktur vardığını demiyorum. Neyi diyorsun? Bakın ben mantık bir şey söylüyorum. Ya, Kadir İnanır'la şey bu arkadaş beraber olduğu iddia ediliyorsa, bu iş %100 doğruysa, Canan Yaka bunu nasıl sineye çekip de bu kadının işlerinde bu kadar öne yak olur? Yeşim Salkım'ın şöyle bir iddiası var. Canan Yaka bile bırak ya, ben bile bıraktım demiş. Allah, peki onu bıraktım demiş de Canan Yaka, eğer o iddiada doğruysa. Hı hı. Niye diyorum ki Canan Yaka bu kadının öyle veya böyle sahne çalışmalarında. Peki ne zamana kadar? Ne zamana kadar Sajit abicim? Ömrünün sonuna kadar değil ki şu an. Yani şu an niye aralarını bozuk mesela? Şu an konuşmuyoruz zaten. Ne zamana kadar? Ne zaman aralarının bozuk olduğunu bilmiyorum ki şu an diyorum ben. Belki o aralar. Marziye. Evet. Caddebostan Maxim'de Gülben'in çalışması. Hı-hı. Ondan sonra Büyük Maxim'e baskı yapılması arası toplamı bunun 3,5-4 sene içinde. Peki ya. 27 yıldır gazeteci Bilal Özbilge. Bu program bitti. Bu programdan sonra bana dedi ki sen saf mısın dedi. Niye dedim? Ya Kadir İnanır'la Gülben Ergen'in birlikte olduğunu hepimiz biliyorduk. Bakın, bütün magazin biliyordu. Bizi sete yaklaştırmıyorlardı. Canım diyor. Arkadaşım, ben olmadı diye bir iddiada bulunmuyorum. Heh. Yanlış anlıyorsunuz ya. Duydunuz mu peki? Ben böyle bir şeyi duymadım. Sen duymadın diyorsun. Müsaade buyurun. Ben kadınla Caddebostan Maxim çalışmasından sonra vedalaştım. Zaten o tarihten beri yıldızımız pek barışmaz. Bunun farkında değilsiniz kimle ya. Kimle kimin? Senle kimin? Ben Gülben Ergen'in o çalışmadan sonra
Fazla yıldızımız barışmış şey değil. Yapıyorsunuz. İyi ki barışmıyor. İyi ki barışmıyor. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Siz böyle şimdi bilmediğiniz konularda bazen fikir beyan ediyorsunuz. Sacit abicim bilmediğiniz konu oraya, değil gördüğünüz bir konu. O kadın oraya kendi kendine girmedi. Bakın geçmişteki olan doğrular vardır. Bugüne gelen doğrular vardır. Bundan sonra olacaklarda doğrular ben ve yanlışlar Osman vardır. Ben Osman Yağmur Dereli'yi tanıdım, tanırım. Esin ablayı tanırım. Esin abla benim dizi, boş konuşmaz bu konuda. Osman Yağmur Dereli de Maxim'de çalışmış bir adamdır. Hı-hı. Sadece o ayrı. Sahneye çıkmıştır, inmiştir. O kadar ya evi, bir dakika ben sana bir dakika tarafsız bir şey soracağım. Evet, senin sor. Evine misafirliğe geliyorum. Evet. Sen benim o geldiğim kişinin erkek arkadaşım olup olmadığını anlayacak zekadasın. Bakın erkek arkadaşı bu olmadı diyen biri mi var karşınızda? Var. Hayır ben öyle bir şey söylemiyorum. Şu an niye siz istediğiniz gibi anlıyorsunuz. Yok yok diyor ben ki diyorum eğer öyle ki, bir şey varsa niye bu iş bu kadar eğer tescillenmiş bir işse o zaman Canan Yakan'ın bunu bile bile bu kadının peşinden iş konusunda bazıları sineye çekebilir. Nasıl ya? O zaman Seda Sayan, Deniz Seki ile Murat Karababa beraberliğine mutluluklar diledi. Ha, o zaman ortaya başka bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Yani burada eleştiri yaptığımız kişilerle şu anda savunma halinde olduğumuz kişiler arasında yeri geldiğinde karat farkı yok. Aynılar. Maalesef. Şimdi siz şimdi kimle kimi eleştiriyoruz? Şu an kimle kimi mukayese ediyoruz? Olayı eleştiriyoruz. Olayı. Bunun kahramanı Gülben Ergen olur, bunun kahramanı Ece Erken olur, bunun kahramanı Sacit olur veya Bircan olur. Fark etmiyor. Şimdi benim buradaki dikkat çektiğim, üstünde basa basa durduğum bu Kadir İnanır, Gülben Ergen beraberliği bu kadar tescil edilmiş ise evet. Canan Yaka bu işin neresinde? Niye bu kadının işlerinde bu kadar kendini paralıyordu? Yani bazı tamam, bir dakika ya artık evet. O zaman bu o zaman ben de Canan'ın yakayı savunamam ya. Ki o zaman. Ama Canan Yaka'yı kimse olmaz savunmuyor ya. Ki zaten. Konusu bu... geçti lay lay lom geçtik. Hani oturup da burada Canan Yaka aferin. Şimdi sen güzel bir şey yakaladın. Ya, şimdi soru cevap veremiyorsan. Bırak ya cevap veremediğiniz yerde işte. Bir kişinin üstüne saldırmamızın manası yok. Sana bir şey söyleyeyim. Burada kimse kimsenin üzerine saldırmıyor. Sadece abi sen yanlış anlıyorsun. Ben Esin Yağmur Dereli'nin kadar... IQ'su o kadar zayıf mı? Gördüğü insanın sevgili olup olmadığını anlayacak kadar. Bak ben Esin Yağmur Dereli'nin bu işte yalan söylüyor, iftira atıyor falan benim böyle bir iddiam yok. Evet. Canan Yaka niye kabul etti diyorsun? Tamam Canan Yaka bağlansa soyasın. Bu direkt Canan Yaka'nın vereceği bir cevap. Yani hadiselere bir geniş bir perspektifte bakalım. Evet onu ama istiyorum. Hani ben mesela bu işin şeyindeyim. Esin abla bir açıklama yapmış. Hani Canan Yaka'nın tepkisinden bana ne derim geçerim konu çok yani, da yani işin özüne büyümez. Geldiğimizde bak kardeşim bir şey sana söyleyeyim ben. Bu işte yani yıllar geçtikten sonra hepimiz burada kendimizi böyle Badi Sabah haline getirmemizin manası yok. Ben de başta olmak üzere kimse alınmasın. Herhalde. Gökten zembilden kimse inmemiştir. Bu işin geçmişinde bugün telefona bağlanan bağıran orada bilmem fazilet bezirganlığı yapan bunların arasında tamamının arasında karat farkı vardır. Biri 0.25'tir en yükseği de 0.33'tür. Bana hikaye anlatmasın. Çok da yokmuş fark. O kadar. Fena onun için hikayeyi bırakalım. Asıllara bakalım. Evet ama Esin ablaya da buradan saygılarımızı iletelim. Ben Esin'in iddiası Esin'i tamam, kendini bağlar. Tamam yavru ben canım sevgilerimi yollamak istedim. Allah Allah. Benim hayatımda çok önemli yerleri var Osman Yavru'da evet, Esin ablanın. Devam edelim. Benim eşimin de çok iyi arkadaşıdır. Çok önemli bir insan benim hayatımda da. Devam ediyoruz şimdi. Neyle devam ediyoruz sevgili Bilal?